Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının ardından piyasaya bakış programıyla karşınızdayız. ALB Forex araştırma uzmanı Enver Erkan'la beraber Mario Draghi'nin açıklamalarını değerlendireceğiz. Zira Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın önemli açıklamaları oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Eylül 2016'da bitecek olan varlık alım programına devam sinyali verdi. Programın parasal genişlemenin ölçüsünün Aralık ayında gözden geçirileceğini söyledi ve toplantıda, Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısında mevduat faizlerinde indirimin de gündeme geldiğini sözlerine ekledi. Başkan Draghi'nin bu açıklamalarının ardından euro ve dolarda aşağı yönlü hareketler dikkat çekti. Euro dolar paritesi 1.13'ün üstünden 1.12'nin altına kadar geriledi. 3 haftanın en düşük seviyesini gördü diyebiliriz. Aynı şekilde euro TL'de de aşağı yönlü bir hareket vardı. Sabah saatlerinde 3.28'in üstünde olan euro TL'de 5 kuruş birden düştü ve 3.23'lü seviyeleri gördü. Dolar TL tarafında da bir miktar gevşeme oldu. 2.88'in altına geldi dolar TL. Ayrıca döviz sepeti, yani yarım euro yarım dolardan oluşan döviz sepeti de 3.0474 ile 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Peki Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi neler söyledi? Enver Erkan'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Şimdi bulduk. Avrupa Merkez Bankası'nın kararındaydı gözler dünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararının ardından. Faize bir değişiklik yapmadı, politika faizini değiştirmedi, diğer faizlere de dokunmadı ama az önce aktardığımız gibi önemli açıklamalarda bulundu. Nasıl değerlendiriyorsunuz her şeyden önce varlık alım programının genişletilmesine nasıl bakmak lazım? Tabii şimdi Draghi çok önemli mesajlar verdi. Gerek Avrupa ekonomileri için gerekse bütün küresel piyasalardaki likidite koşulları açısından. Çünkü genel bir değerlendirme yaptığımız zaman son dönemde küresel merkez bankaları üzerinde bir parasal genişleme baskısı oluştuğunu görüyoruz. Özellikle Çin'den kaynaklanan sorunlar ve bunların küresel ekonomilere olan dolaylı etkileri ve sonrasında da yine aynı zamanda Fed'i bir anlamda faiz arttırım yolundan da döndürebilecek bir seviyeye gelmiş olması. Şimdi tabii Avrupa ekonomilerini ele aldığımız zaman hem içsel dinamikleri hem de dışsal etkileri bir arada değerlendirmek gerekiyor. Çünkü özellikle son dönemlerdeki verilere baktığımız zaman Almanya'nın verilerini mesela ele aldığımızda sanayi verilerinde ve güven endekslerinde ciddi anlamda aşağı yönlü bir eğilim oluşmuştu. Aynı zamanda enflasyon görünümünün de çok zayıf kalmaya devam ettiğini görüyoruz ve bir anlamda zaten düzelme bundan önceki süreç içerisinde de çok zayıf bir şekilde ilerliyordu. Şimdi bir ay önceki açıklamalarında Draghi henüz konuşmak için erken demişti. O yüzden bugün verdiği mesajlar çok ciddi anlamda etki yarattı. Son dönemde birkaç tane Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyelerinin açıklamalarını değerlendirdiğimiz zaman da onlar Avrupa ekonomilerindeki sorunlara değinmişlerdi. Ancak o zamanlar sadece yükselmekte olan Euro'nun biraz ateşini söndürmüştü diyebiliriz. Ancak bugünkü açıklamalar çok ciddi anlamda önem taşıyor. Şimdi Avrupa Merkez Bankası artık toplantıdan 6 haftada bir yapıyor. Dolayısıyla önümüzde bir Aralık ayı var ve o Aralık ayına ilişkin çok önemli adımların atılabileceğini Draghi bugün sinyalini verdi. Şimdi Eylül 2016 normalde takvim, ancak bu takvimin ileriye doğru sarkabileceğine yönelik çok güçlü bir sinyal verdi. Bu birinci nokta. Diğer taraftan değerlendirdiğimiz zaman bir mevduat faizinin indirilmesi görüşülmüş toplantı içerisinde. Bu oldukça önemli. Çünkü faiz konusu son zamanlarda Avrupa Merkez Bankası nezdinde hiç dillendirilmedi. Faiz konusunda bir hareket alanı olmadığı için. Uzun zamandır da faizlere dokunmuyordu. Evet, ve hali hazırda -0.20 olan mevduat faizinin daha da düşürülmesi gündemde. Ve tabii ki baktığımız zaman burada varlık alım miktarında artabileceğine yönelik açıkçası biraz piyasa sinyaller aldı diyebilirim. Yani bundan sonra mevcut varlık alım programı ki 385-400 milyar euro, evet, civarında toplam büyüklüğü Eylül 2016'ya kadar devam edecek olan bir sonraki adımda, yani daha büyük bir programı bekliyor piyasa. Tabii ki şimdi genel anlamda zaten varlık alım programını değerlendirdiğimiz zaman bir anlamda piyasada zaten bu algı oluştu. Avrupa ekonomilerindeki düzelmenin yavaşlaması ve buna dışsal etkilerin eklenmesi bir anlamda daha çok varlık alımı
beklentisini ortaya çıkartacaktı. Ya da beklenenden daha fazla sürecek bir varlık alım programı ortaya çıkartacaktı. Şimdi genel değerlendirmelere baktığımızda özellikle enflasyonun biraz da petrol fiyatlarındaki etkiden dolayı çok uzun bir süre zayıf kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Ki bu enflasyonun aslında bir süre ekside kalması ihtimali de var. Son gelen verilerdeki trende baktığımız zaman. Tabii bir de şu var. Avrupa zaten çok zayıf bir şekilde toparlanıyordu. Buna dışsal etkiler eklendi. Bu etkilerden en önemlisi Çin. Özellikle Avrupa'daki sanayi verilerine yapmış olduğu etkiye baktığımız zaman ve aynı zamanda bir de iki tane her ne kadar asıl neden olmasa da son dönemde patlak veren otomotiv skandalı ve aynı zamanda mülteci krizi ortaya çıktı ve bu konuda da çok sorular soruluyor Draghi'ye açıkçası. Hı. Bu konuda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin. Avrupa çok önemli bir viraja girdi bundan sonra ve açıkçası Fed de eğer yakın zamanda sıkılaşmazsa bu küresel merkez bankaları üzerindeki genişleme eğilimlerinin çok ciddi bir küresel likidite bolluğu yaratacağını öngörebiliriz. Şimdi zaten bir önceki toplantıda Super Mario enflasyon ve büyüme tahminlerini revize etmişti. Bir evet. Hatırlayalım isterseniz. Enflasyon tahminini 2015 için %0,3'ten %0,1'e çekmişti. 2016 için de %1,5'ten %1,1'e indirmişti. Büyümede ise 2015 için 1,5'ten 1,4'e, 2016 için de yanılmıyorsam 1,9'dan 1,7'ye indirmiştim. Şimdi az önce siz de bahsettiniz ki Draghi'nin açıklamalarında da dikkat çekiyordu. Enflasyonda aşağı yönlü baskılar sürüyor dedi. Bunun arkasında küresel riskler mi söz konusu? Yine aynı şekilde hani Fed'in son dönemde faiz artışını ertelemesine bir anlamda sebep olan Çin faktörü mü var bunun arkasında da? Tabii şimdi enflasyon kalemlerini ele aldığımız zaman manşet enflasyon var. Bir de tabii ki gıda ve enerjiyi dışarıda bırakmış olduğumuz çekirdek enflasyon var. Şimdi genel olarak enflasyondaki zayıflık petrole bağlanıyor. Buna katılıyorum. Ancak genel itibariyle baktığımız zaman çekirdek enflasyonda da ciddi anlamda mesafenin kat edilemediğini görüyoruz. Bu sadece Avrupa Merkez Bankası için geçerli. Aynı sorun Fed için de geçerli. Şimdi büyük merkez bankalarının son dönemdeki en önemli sorunlarından bir tanesi enflasyon yaratamamak. Tabii ki buradaki enflasyonun yaratılamamasının temel sebeplerinden bir tanesi iç dinamikler içerisinde önemli olan iç tüketimdeki zayıflık. Bunu özellikle Amerika verilerinde de son dönemde çok ciddi bir şekilde görüyoruz ve enflasyonun hedeflere ulaşmasındaki en önemli engel olarak görünüyor. Aynı sorun Japonya'da da var. Aynı sorun bir dönem İngiltere'de de vardı ve şu anda Avrupa ekonomilerinde de aynı sorundan bahsedilebilecek bir durum ortada. Tabii işin içine gıdayı ve enerjiyi kattığımız zaman zaten petrol fiyatlarındaki son dönemde görülen düşüşler ki yine biraz daha aşağı doğru ivmelendiğini söyleyebiliriz ve geçtiğimiz yıla göre zaten çok ciddi anlamda aşağı seviyelerde olmasının enflasyon oranlarını çok ciddi anlamda baskıladı ve hatta Avrupa tarafında yeniden deflasyon durumun oluşmasına neden olabileceği görüntüsü söz konusu. Dolayısıyla bu da şu tabloyu önümüze getiriyor. Enflasyon göstergeleri çok uzun bir süre daha zayıf kalmaya devam edecek ve hedeflerin oldukça uzağında seyretmeye devam edeceğiz. Ve bu da tabii ki Avrupa Merkez Bankası açısından bir handikap. Avrupa ekonomilerinin toparlanmasının önündeki en önemli handikaplardan bir tanesi haliyle bugünkü açıklamalar ortaya çıktı. Dolayısıyla burada merkez bankalarının çok uzun bir süre daha piyasaya likidite enjekte etmeye devam edeceği durumu ortaya çıkıyor. Peki bu mevduat faizlerinin indirilmesinin gündeme geldi açıklaması. Buna nasıl bakmak lazım diye soralım. Çünkü hani hala hazırda mevcut bir varlık alım programıyla ekonomi destekleniyor. Bunu zaten uzatabiliriz diyor. Bir de bunun yanında mevduat faizlerinin indirilmesinin gündeme gelmesi Avrupa'da durumun düşünüldüğünden daha mı kötü olduğu anlamına geliyor. Bir anlamda da onu çıkarabilir miyiz? Çünkü ekstra bir önlem de devreye sokulmuş olmuyor mu? Tabii şu an Draghi'nin bu önlemden bahsetmiş olması çok ekstra bir durum yarattı bence. Çünkü mevcut durum içerisinde zaten faizde gelinebilecek noktaya gelindi. Şu an politika faizi %0,05 seviyesinde ve orada bir hareket alanı yok. Bir daha hareket yaparsa eksiye geçecek zaten. Şimdi aslında sadece Avrupa'nın genel sorunu değil bu aslında. Çünkü genel anlamda Avrupa varlık alım programını başlattığı dönemde
dönemde diğer ülkelere baktığımız zaman, özellikle Avrupa çevresindeki ülkelere baktığımız zaman ciddi bir eksi faiz uygulama trendi içerisine girmiş olduklarını gördük. Yani şu an şöyle söyleyelim, dünya üzerinde dolaşan bir para var. Bu para bir adres arıyor ve açıkçası baktığımız zaman genel ekonomilerdeki trendi bu paranın adresi olabilecek bir ekonomi şu an için bulunabilmiş değil. Bir dönem İngiltere'den bahsedilmişti. Bir dönem sıkılaşma sürecindeyken Amerika'dan bahsedilmişti, ancak şu anda onların da biraz faiz artışı konusunda, normalleşme konusunda biraz tereddüt ediyor olmaları, hatta Fed'in geri adım atma durumlarının belki olabilecek olması şu anda paranın gidebileceği adresin azaltıyor. Haliyle bu durumda açıkçası biraz top gelişmekte olan ülkelere atılacak gibi görünüyor, ki gelişmekte olan ülkeler de şu anda çok iç açıcı bir durumda değil. Bu son dönemdeki olumlu piyasa eğilimi tamamen küresel likidite koşullarındaki artış beklentisi ve tabii ki Fed'in yakın zamanda faiz arttırmayacağı beklentisinden dolayı oluşmuş bir şey. Açıkçası o grup içerisinde de ayrışmalar olacaktır ve bu durumda da açıkçası iç dinamikleri sağlam olan ülkeler bu durumdan biraz daha kendine pay çıkarabilecektir. Bu önümüzdeki süreç aslında biraz da güvenli varlıkları ve alternatif piyasaları ön plana çıkartabilecek bir durumda ortaya çıkartıyor aslında. Çünkü Aralık'ta bayağı kritik bir ay olacak. Hem Fed'i takip ediyor olacağız. Bir de Avrupa Merkez Bankası'nın bu son açıklamasıyla birlikte varlık alım programının bundan sonra nasıl devam edeceğine yönelik ayrıntılar da gün yüzüne çıkmış olacak, açıklanmış olacak anladığımız kadarıyla. Peki biraz hani Fed'e de mi bakacak Avrupa Merkez Bankası? Yani Aralık'ta toplantı olduğu için Aralık diyor herhalde ama evet. Sadece bir tesadüften ibaret mi? Fed'le aynı döneme denk geldi. Tabii şimdi Avrupa Merkez Bankası da toplantı takvimini değiştirince bu şekilde Aralık diye ikisinin de toplantısı bir yere geldi. Yani şimdi tabii ki Fed toplantısı çok kritikti Aralık ayındaki. Şimdi buna tabii bir de Avrupa Merkez Bankası toplantısı eklendi. Açıkçası Fed Avrupa'dan çok Çin'e bakıyor. Öncelikle bunu belirtmek lazım. Zaten son tutanaklarda da sürekli olarak Çin'e atıfta bulunuyor. Avrupa olarak sormuştum ben. Avrupa Fed'e mi bakacak? Avrupa Fed'e mi bakacak? Tabii ki Avrupa'nın da belli başlı göstergeleri olacak ama Avrupa'nın biraz daha şu anda iç dinamikleriyle ben meşgul olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi tabii Fed'in alacağı karar da çok kritik. Yani ne kadar önümüzde bir Ekim toplantısı henüz gerçekleşmemiş olsa da orada bir beklenti yok aslında. Ekim'de faiz arttırmayacağını herkes düşünüyor. Ancak Aralık ihtimali özellikle son açıklanan haberlere göre ve ekonomist beklentilerine göre oldukça kuvvetli bir vaziyette görünüyor ve o algıda çok son derece oynak, biliyorsunuz iki veriyle bozulabilen veya düzelebilen bir algı haline çok kritik bir ay olacak Aralık ayı. Peki biraz da kurlara bakalım. Çünkü euro dolar paritesinde aşağı yönlü bir hareket olduğunu başlangıçta söyledik. Draghi'nin açıklamalarının ardından 3 haftanın en düşük seviyesine geldi. 1.12'nin altına indi. Şu sıralarda 1.11.74 seviyesinde hareket getiriyor. Tabii varlık alım programının genişletecek olması euroya da satış getirmesi de bekleniyordu. Nasıl devam edecek euro dolar paritesi? Euro'da düşüş sürer mi? Şimdi tabii çok önemli bir teknik kırılma gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Burada 1.13 seviyesi önemli bir eşik olarak önümüze çıkmıştı. Bu seviyenin çok kuvvetli bir hareketle aşağı yönlü kırılmış olduğu durumu ortaya çıktı. Zaten genel itibariyle baktığımız zaman 1.15'e doğru olan seyir biraz daha dolar endeksi kaynaklı bir seyirdi. Yani Amerika'dan gelen kötü veriler ve Fed'in yakın zamanda faiz arttıramayacağı beklentisi bir anlamda Euro'yu ön plana çıkartmıştı. Şu anki durum Euro'yu tekrardan bir adım geriye doğru itmiş görüntüsünde. Tabii bu süreç içerisinde Fed'i de çok iyi okumak gerekecek ve Amerika'dan gelecek verilerin o Aralık ayındaki faiz arttırım beklentisine ne derece bir etki yapacağını görmemiz lazım. Haliyle çok oynak bir durum, oynak bir piyasa eğilimi ortaya çıkabilir. Ancak Euro'nun daha zayıf olduğu dönemler ben göreceğiz gibime geliyor. Özellikle Aralık ayındaki toplantıda çok kuvvetli mesajlar verilmesi ve önemli adımlar atılması
muhtemel. Buna bir de tabii ki Fed'in sıkılaşması durumunda ekleyecek olursak eğer Euro dolar paritesinde çok ciddi aşağı yönlü bir eğilim durumu söz konusu olabilir. Son dönemde zaten dip 1.05 seviyesinin hemen altında oluşmuştu. O seviyenin aşağısına gitmekte zorlanmış. Sonrasında yukarı doğru bir hareketlenme. Temmuz'daki hareketimiz. Evet, evet. Oradan sonra bir yukarı toparlanma gelmişti ve sonrasında o seviyelere çok fazla yaklaşılamamıştı. Şimdi tekrardan o seviyelerin test edilebileceği bir süreç içerisine girebiliriz. Ancak henüz birebirleri tekrar konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Bir süre daha zayıf seyrin devamı ve dolar lehine hareketler görmemiz muhtemel olur diye düşünüyorum paritede. Peki 1.1150 miydi burada önemli destek seviyesi? Yani aşağıda önemli destek seviyeleri nereler ve düşüş nereye kadar devam edebilir? Özellikle Aralık'ta da hızlanacağını söylediniz. Şimdi açıkçası 1.13 önemli bir kırılmaydı. 1.13'ün aşağısında en ana destek seviyesi benim gördüğüm 1.11.20 olarak ortaya çıkıyor. Ve şu anda oradan çok fazla uzakta değiliz, evet. Yanılmıyorsam mevcut fiyat hareketine baktığımızda. Dolayısıyla gün içinde bir test etme durumu da söz konusu olabilir. 1.11.20'nin aşağı yönlü kırılması aşağı yönlü hareketi biraz daha ivmelendirecektir diye düşünüyorum. Ancak biraz bu hafta tabii ki Amerika tarafının çok sakin olduğunu düşünecek olursak ve önümüzdeki hafta Fed toplantısından çıkacak mesajları önümüz göz önüne getirdiğimiz zaman burada açıkçası bu aşağı yönlü hareket ne kadar daha devam eder? Fed'in Aralık ayında faiz arttırım ihtimali olur mu olmaz mı, bu ihtimal ne kadar yüksek olur, o algıya bağlı olarak bir piyasa eğilimi oluşabileceğini ben düşünüyorum. Dolar nasıl etkilenecek? Onun da pariteye etkisi ne olacak? Artık bundan sonra biraz da o öne çıkacak diyorsunuz. Hemen aktaralım. Euro TL 3.20'nin altına geldi. Önemli bir seviye. Sabah 3.28'in üstündeydi. Euro TL'de beklentileriniz neler? Tabii şimdi sert bir parite hareketi tabii ki etkiledi. Biraz açıkçası dolar TL'deki fiyatlamaya baktığımız zaman şu anda TL'de de olumlu bir fiyatlama olduğunu görüyorum. Çünkü hali hazırda dolar TL'de 2.86 seviyelerine doğru gerilemiş durumda. Bir süredir 2.88 aşağısını görmekte zorlanıyordu. 286.56'da şu anda. Evet, evet. Yani bu durum tabii ki biraz küresel likidite koşulları biraz gelişmekte olan ülke piyasalarının hoşuna giden bir durum. Özellikle Fed'in yakın zamanda faiz arttıramayacağı algısı da piyasalarda hali hazırda kuvvetliyken ki bir süredir zaten iki haftalık bir süreç içerisinde genel olarak gelişmekte olan ülkeler bazında olumlu fiyatlamalar görmüştük. Ancak bu tabii ki TL bazlı bir fiyatlama değil şu an için düşünecek olursak. Çünkü bizim iç servislerimiz de söz konusu. En önemlisi 10 gün kalmış bir seçim ve seçimden sonra tabii ki Aralık ayında biraz daha kritik yapan unsur bizim koalisyon hükümet görüşmeleri olacak. Yani Ankara'dan gelen siyasi haberleri de izleyeceğiz. Umarım ki hükümet kısa bir süre içerisinde kurulur ve daha istikrarlı bir Türk ekonomisi görürüz. Şu anki durum açıkçası biraz daha, hatta şu an 3.20'nin de altını test, evet, ettiğini peki görüyorum. Peki neden düşüyor? Çünkü bir yandan baktığınızda dolar endeksinin yükseldiğini görüyoruz. 95-97 seviyesine çıktı ki sabah 95 seviyelerindeydi. Evet, evet. Şu an tabii dolar endeksinden çok bağımsız hareket ediyor TL çaprazları. Onu belirtmekte fayda var. Hem Euro'daki çok sert düşüş hem de aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler bazında özellikle TL'nin bunu şu anda olumlu fiyatlıyor olması. Ama tabii ki paritelerde, TL çaprazlı paritelerde kalıcı bir düşüş yaratması açısından şu an bunu konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben TL bazlı risklerin her zaman aktif olduğunu düşünüyorum. TL'ye daha temkinli yaklaşan taraftayım ben şu an itibariyle. Dışsal etkiler şu anda bize yarıyor. Dışsal hareketler, konjonktürel hareketlerden şu anda olumlu yönde besleniyoruz. Şu an Euro TL paritesi tabii ki biraz da çapraz bir parite olduğu için son derece oynak bir durumda. Biraz açıkçası tehlikeli bölgeden de uzaklaştığını söyleyebilirim. Döviz tepeti de bu arada 2 ayın dibi demiştik 3.04'e, ancak oradan da aşağıya geldi. 3.02.03'ün altında hareketini de az önce takip ettik. Peki şimdi biraz da FED beklentinizi de alayım.
Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları öne çıktı tabii saat 3.30'dan bu yana, ama saat 3.30'da Amerika tarafından da bir geri veri geldi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 259 binle hem beklentilerin altında kaldı, hem de 42 yılın en düşük rakamı, ki geçtiğimiz haftada yine benzer bir tablo vardı. Yine 42 yılın en düşük rakamıydı. Dolayısıyla hani bu veri için ne dersiniz? Saat 5'te de konut satışları verisi var tabii Amerika'da Eylül ayı. Amerika'daki veriler, işte küresel gelişmelere baktığınızda haftaya FED toplantısından neler beklemektesiniz? Şimdi tabii genel tabloya baktığımız zaman Amerika açıkçası istihdam piyasasına bir tik işareti koymuştu aslında faiz artışı konusunda. Ancak son iki ayda açıklanmış olan tarım dışı istihdam verilerinin biraz bu yönde gelen algıyı bozmuş olduğunu gözlemledik. Ancak tabii ki son açıklanan FED toplantı tutanakları yeterince güncel olmadığı için bunun tam olarak FED'in düşüncelerini ne yönde etkilemiş olduğunu henüz bilmiyoruz. Bunu biraz da Ekim toplantısında, önümüzdeki hafta gerçekleşecek Ekim toplantısındaki politika açıklaması metninde göreceğiz ki bu toplantıda zaten bir faiz artışı beklenmiyor, ki basın toplantısı olan bir toplantı değil zaten. Her ne kadar Başkan Janet Yellen sözsel olarak Ekim'i ihtimallerin içerisinde tutmuş olsa da şu anki verilerin trendi bunu çok fazla desteklemiyor. Gerçi arttırırsak hani basın toplantısı da yaparız. Basın toplantısı yaparız demişti. Dediler ama şu ana bu kadar çok böyle bir açıklama olmaması da. Tabii ki da bu herhalde. Böyle bir açıklama, böyle bir sinyal gelmedi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmalarda para politikasına ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı zaten. Şu an Amerika'dan gelen verilerin trendi zaten ve ekonominin içinde bulunduğu durum, aynı zamanda da Çin'in son 6 yılın en düşük büyümesini kaydetmiş olması şu anda Fed'i yakın bir zamanda faiz arttırımından alıkoyabilecek etmenler olarak görünüyor. Dolayısıyla Ekim toplantısında ben faiz konusunda herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Bu algı biraz da Aralık ayına kalacaktır ve tabii ki açıklanacak Kasım-Aralık dataları burada oldukça önemli. Çünkü hali hazırda 2 aylık bir süremiz var Aralık'taki Fed toplantısına. Dediğim gibi bu algı çok oynak bir algı. İki veriyle düzelip bozulabilen bir algı. Açıkçası çok çok kötü veriler almadığımız sürece Fed'in biraz da küresel konjonktürü düşünerek ve kendi kredibilitesini düşünerek faiz konusunda çok sembolik bir adım Aralık ayında atabileceğini halen düşünüyorum. Ancak Aralık ayında bu adımı atmazsa muhtemelen Çin ekonomisinin de etkisiyle Fed çok uzun bir süre beklemek zorunda kalabilir. Bu 2016'nın ikinci yarısını işaret edecek bir durumu ortaya çıkartabilir. Çin de bir bütün işleri karıştırdı tüm dünyada. Riskler, bütün gözler orada Çin'de diyebiliriz. Peki Avrupa ile başladık, Avrupa ile kapatalım. Avrupa'da toparlanmayı ne zaman beklemeliyiz? Önemli Türkiye açısından en büyük ihracat pazarımız. İhracatçılar takip ediyor, Euro dolar paritesini de takip ediyorlar. Dolayısıyla ne dersiniz? Şimdi tabii mevcut trend içerisinde Avrupa ekonomilerinin halen zayıf bir durum içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ki bu aynı hem kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan bir durum, ki kaldı ki zaten burada dışsal etkilerin de biraz şeyini gördük, etkisini gördük Avrupa ekonomileri üzerinde. Halihazırda çok yavaş bir toparlanma ve tabii ki Aralık'ta atılacak adımların özellikle ekonomik verilere nasıl bir etki yapacağını görmemiz gerekiyor. Varlık alım programı ilk başladığı zaman biz aslında PMI verilerinde yukarı yönlü bir hareket görmüştük, ki güven endekslerine de yansımıştı. Ancak bu düzelmenin kalıcı bir düzelme olmadığını görüyoruz. Varlık alım programının genişletilmesi veya miktarın arttırılması gibi önlemlerin bu düzelmeye katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Böyle bir durum gerçekleşirse de 2016 ilk çeyreğinden itibaren biraz daha özellikle enflasyon tarafında baz etkisini de düşünecek olursak yukarı yönlü bir hareketlenme bekleyebiliriz. Ancak bunun için bir açıkçası bir Aralık'ta atılacak adımları görmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Bu arada hemen ekleyelim, Avrupa borsalarında da Mario Draghi'nin açıklamasının ardından yukarı yönlü hareketler yaşandı. Frankfurt borsasından Paris borsasına kadar %2,40'a varan yükselişlerde söz konusu. Alevi Forex araştırma uzmanı Ömer Erkan, çok teşekkür ederiz size katıldığınız için. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarını değerlendirdik. Yayınımız Son Baskı'yla devam edecek.